Tamam, çok. Pardon, buranın kiralık bir şey yok mu kiraladığın adımızda? Var, var, hepsi var. Neyin hesabını yapıyorsun? Hayır, dertlerini biliyor musun? Burası yapıymış. Görelim, ispatlasınlar neresi yapıymış. Dört tarafı açık olan çadıra yapı diyorlar. Kaçak yapılaşma diyorlar. Kaçak yapılaşmadan dolayı imar kanununda buranın kaldırılmasını, yıkılmasını istiyorlar. Yoksa kendileri kaldıracakmış. Arkaya çadır. Arabayla geldiler. Bizim elimize bir kağıt tutuşturdular. Bu kağıtta sadece derhal kaldırılması deniyor. Bunun belediyece alınacak bir kararla bize tebliğ edilmesi, tebliğ edildikten sonra bizim 15 gün itiraz süresi içerisinde itiraz etmemiz, ki bu süre içerisinde yine bu yapı yıkılamaz. 15 günlük itiraz süresinden sonra bize süre verirler, ondan sonra burayı yıkabilirler. Gecekonduya nasıl davranıyorsanız buraya da öyle davranacaksınız. Kaçak yapıysa kaçak yapı. Buyurun yıkın hadi. Kaldı ki kaçak yapı da değil. Hadi yıkın. Hadi yıkın. Kimlerin eliyle, kimlerin maşası olarak geldiğinizi hepiniz çok iyi biliyorsunuz. Belediye başkanımız gelsin, yıksın. Buyursun gelsin. Bana gerekçesini kanuni olarak anlatsın. Siz seçime dair kurulmuş bir şeyi ya gider Yüksek Seçim Kurulu'na itiraz edersiniz ya da belediyeden karar alır gelirsiniz. Bu şekilde bu yapılamaz. Şunların yüzlerini yakından çekin de. Buraya bir tane adam giremez. Özel mülk. Gireriz. İlçe seçim kurulu kararını gireriz. Getirirsin. Gireriz. İstediğini yaparsın. Sen getir. İmar kanunundan diyorsan 30 gün süren var. Verirsin bana müddeti. Sökerim. 30 günü beklememede gerek yok. Çekilin. Sen çekil. Öyle değmez. Bu hakaret. Çekil. Ne hakaret kardeşim? Sen çekil diyemez. Elinde bir kanun varsa, bir yazı devri varsa, var. Bir encümen kararı varsa, bir belediye başkanı imzası varsa getir. Onun dışında burası hukuk devleti. Evet. Çekil. Talimat bekliyoruz. Kanun olmaz. Çekil. Arayın polisi. Yazılı vergi istiyoruz. Ama doğru söylüyor. Hiçbir şey olmadan böyle gelemezsiniz ya. Böyle bir şey olmaz ya. Ama hiçbir şey yapmadan da sen yapılaşma yapamazsın ki. Hayır, yapılaşma. Peki yapılaşma. Ya abicim yapamazsın. Bir kadar yapılaşma var. Onlara niye müdahale ettin? Kanun maddesini getir. Yapmayayım. Git encümenler kararını al. Yıkayım. İmar yasasındaki usulleri uygulayın beyefendi. Uyguluyoruz işte. Uygulamıyorsunuz. Derhal kaldırılır yapamazsınız. Bakın kaçak yapamıyorsunuz. Hayır, öyle diyorsanız gelin yıkın. Öyle diyorsanız da gelin. Diyorsanız gelin yıkın. Diyorsanız gelin yıkın diyorsanız. Sakin konuşmaz. Burası bütün yetkisinde. Normal olur. Burası bir memur olarak. Sıtan ilçe seçim kurulunun yetkisinde. Sizin yetkinizde değil. Bu imar yasasına. Şehzadeler Belediye Başkanı'nın yetkisinde değil. İmar yasasına. Ömer Başkan'ın adını burada yere düşürmeyin. Ben onun ismini kullanmadım. Ömer Başkan'ın adını burada yere düşürmeyin. Ben kesinlikle onun ismini kullanmadım. Ömer Farukçı tarafsız bir belediye başkanı. Hayır. Burada onun adını yerine düşürmeyin. Kim onun ismini arz etti size? Siz onun belediye... Size kim onun ismini arz etti ama? Belediye başkanının imzası varsa getir. Kim arz etti size onun ismini? Sen o belediyenin memuruysan... Lütfen polemik yapmayın ama. Memuruysan onun imzasını getir. Siyasetle polemik yapmayın. Kimse Ömer Farukçı'nın ismini arz etmedi orada. Getir. İmar kanunu diyorsanız... Lütfen. Benim mal demeyin. Başkaların ismini karıştırmayın. Eli de iş makinesi de bu kaldırımdan çıkamaz. Çıkar. Çıksın görelim. Göreceğiz. Elinizde bir talimat yoksa hiçbir şey yapamazsınız. Yapamazsınız. Biz burayı kiraladık, parasını verdik.
derme çatma bir tutanak tutuyorsanız sonra gelip kanunlamaya geliyorsunuz. Öyle bir şey olmaz. İmar kanunu diyorsanız imar kanunu uygulayacaksınız. Abi bak elinde yapılaşma olduğu takdirde. Ben suç işlediğim takdirde. Gider benimle savcılık sen kim gibi yakalama. İmar kanunu siz de yakalama emrediyor. Siz kimsiniz abi? Siz kimsiniz? Nasıl alamıyor? Başkan Bey alamıyor mu? Gerekli kişi şehzadeler başkan Bey. Selamünaleyküm. Almadan yapabilir. Al burada yazımız. Yazımız burada al. Buyurun. Al yazı burada, yazı burada al. Vatan hainimiz lan burada biz amına koyayım. Ya bağırma niye küfürlü konuşuyorsun? Abiciğim burayı boşaltın. Niye küfürlü konuşuyorsun? Burayı boşaltın. Burayı boşaltın. Bu tarlaya bu kadar ne yapacağız? Küfürlü konuşamazsın. Burayı boşaltın burayı. Ne karışmayacak ya ben girmem zaten buraya. Bak imar kanununun 32. maddesi. Koyayım buraya koyayım. Eğer varsa bir şeyiniz. Dayını yapana ben dayı geliyorum. Abiciğim ben sen konuşma arkadaşlar. Parayı bir cezayı kesin. Siz ortam yaratmayalım. Hadi hadi hadi. Arkadaşlar biz bu tarafa. Biz bu tarafa. Hasan Bey. İmar'da kardeşlerimizin dur diyelim. Hayır. Dur demeye geçelim. Hadi gelsin. Gelmeyelim. Gelsin gelmeyelim. Olur. Tamam. Gelmeyelim. Dur demeye geçelim. Konuşunca bir şey olmuyor. Yanımdan gidince olmuyor bir şey oluyor yani. Aynı şekilde. Adam burada ağız alamayacak. Ağız alamayacak. Ya tamam et. Gir de gir. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Asla. Ağız alamayacak. Arkadaşlar. Ben söyleyemiyorum o lafı. Bak burada gelmiş. Bak. Mustafa abiciğim. Konuşturmuyorsun. Konuşturmuyorsun. Benim yürüyüşümüz yok. Kimseden küfür yemeye gelmedik buraya. Öyle gelirken Murat da... Hayır bağırın. Bağırın. Suçlar. Hadi konuşma. Hadi konuşma. Hadi konuşma. Hadi konuşma. Abi küfür ediyorsun. Küfür ediyorsun. Hayır sesin kırılmadı. Hayır sesin kırılmadı. Bizim sesin kırılmadı bu sefer. İzin almaya gerek yok. Yapı olarak gerek yok. Hayır, hayır, yürüyelim. Yürüyelim. Biz bundan sonra yürüyemezsiniz. Hiçbir şey yürüyemezsiniz. Tamam, yapı yapamazsınız. Kardeşim stat. Hangi yapıdan bahsediyorsun? Benim gönlüm geniş. Büyük stat mı diyorum? Herkesin keyfine göre de olmaz. Özel bir ülke bu. Benim de gönlüm çok geniş. Neye göre olur onu göster. Göster bana o kanunu. Bana o kanunu göster. Senin gönlüne geniş olanı kanunu göster. Kanunu. Çok bağıran çok mutlu olur. Doğru diyorsun. Çok yapamazsınız. Bana, kibirsiz iş yapamazsınız. Yazılı geleceksiniz bize. Hangi yapı doğrudur, hangi yapı yanlıştır? Getir kanunu göster. 32. madde. Olabilir sen 32. Olabilirler bir dakika. Bir sen devletin sen devletin memurusun. Öyle olabilir olmaz bu iş. Bu iş kanunlu olur. Diye diyorum ben. Tamam. Olabilir diye. O hanımefendi. Kanunlu olur. Ben sizinle muhatap oluyorum. Şehzadeler başkan. Her istediğiniz seçemezsiniz ki muhatabınız. Yükümde görevliyim. Biz halk vatandaşız. Biz birer sizin muhatabınız var. Yine bir seçemezsiniz. Sen burada Ömer Faruk Çelik'in yüzünü yere düşür de göreyim ben. Hadi. Hepiniz gelin. Tamam. Benim tapunum alın. Gir buraya. Gir buraya. Gir. 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 Gel. 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 Tutma beni. Git. Tutma be. Gideceksin burada. Tutma be. Gideceksin. Hadi. 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 Girdim. Hadi. Girdim. Hadi. Benim malım burası. Yürü. Yürüyebilirsiniz ama yürü. Benim malım. Ben yıkayacağım burası. Benim malım. Ben yıkayacağım. Sen yıkamazsın. Yürü ama yıkamazsın. Yapılaşma yapmışsın. Yıkayacağım. Tutanağını tutarsın. Yapılaşma değil bu. Sen istediğin yeri bir yap. Tamam dur. Yapılaşma değil bu. Tamam mı? Hepsini yapabiliriz. Yapılaşma değil. Ramazan günü Allah'a var ediyorum seni. Hadi. Hadi. Tamam. Hadi. 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 Çıkın hadi. Herkese Allah. Allah. Hadi. 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 Allah çıkın. Burada yapılanların hepsini hadi, görüyor. Arkadaşlar. Tamam mı? Çıkın. Lütfen. Tamam. Bana mevzuatı getirin. Mevzuat. Tamam. Kanunu anladım. Getirin. Kararı getirin. O zaman bakarız. Tamam mı? Tamam zaten ama hadi. Böyle yani bağırarak burada tamam, ben de, biraz tamam. Önce ne güzel görüştük. Tamam. Ama öbür arkadaşlar. Bir saniye. Biz, bakın. Hep siz konuştunuz. Mevzuat. Ya belki bir ay sonra milletvekili olacaksınız. Belediye başkanı olacaksınız. Geleceğiniz bizi yöneteceğiz o zaman. Yani biz memur olarak biz görevimizi yapalım. Siz de resmi yerlere başvurunuzu yapın. Tamam. Ben sorayım sen cevapla. Hangi mevzuata göre bu kararı? Burası bir yap, şahsa ait yapı mı? Hangi mevzuata göre? Ezber et. İmar kanununa göre. Tamam. Kaçıncı maddesine göre? Stant olarak seçim bürosu. Kaçıncı bürosu... maddesine göre? İmarcı arkadaşlar İmar burada geliyor. İmar kanununun kaçıncı maddesine göre siz bize işlem yapacaksınız? Biz yaptık işlemimizi. Yani hangi maddenize göre yapacaksanız getirin bakalım. Ya. Getirin kardeşim. Ya getirin. Kardeşim. Tamam bağırmayayım. Getirin hadi. Getirin. Elinizi çekiyorum çekiyorum. Tamam. Tamam. Arkadaşlar getirin. Biz de onu diyorum ben de size. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Siyaset yapmayalım. Avrupa'ya bile siyaset yapıyorsunuz. Siyaset yapmayalım. Aynen getirin. Ama biraz önce Büyükşehir de geldi o zaman. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Getir abi. Kanun maddesini. Getir kanun maddesini abi. Getir bakalım.
Yok, ben bir partiden değilim ama yani bu öyle. Yapınca... Herkes kafasına göre yok. Hayır kişi yani. Her seçim buna da AKP yapıyor İstanbul'u biliyoruz. Hayır, niye bunu gitmeye çalışıyorsun? Ben balkonumdan gördüm. Bunu çekiyorum. Bunu belgelemek için vatandaş olarak çıktım. Bakın ben iyi parti falan değilim. Ama burada AKP kokuyor. Sizi projeyi anlatıyorsunuz. Hoş geldiniz. Yansınlar bizde olsun. Farklı bir şey söylemiyor. Burası da biz. Farklı bir şey söylesek eyvallah. Ne oluyor? Biz yapınca çıkıyor. Farklı bir şey söylesek gelsin. Tamam tamam bağırmayın fazla. Yazın dilekçeniz. Gelin izninizi alın. Sen encümenden karar kararını getir. Sen müracaatını yap. İmar kanununa göre getir. Ben o zaman bakarım. Mevzuat net. Burada Kızılay bile stand tamam. Kuruyor şey yapıyor. Önce imar kanunu diyor sonra imar kanunu uygulamıyor. Derhal kaldırma yapamaz. Kanundan geliyorsa ondan da belli. Ben YSK kararlarına göre gidiyorum. Başkan özellikle Mert Arın. YSK'nın adamı bir sıraya kaçın geçen tam olur. Mert YSK'nın kararını getiriyor. Arkadaşlar. Abi. Bir okur musun? Bir okur musun? Okudum hepsini okudum. Okudun mu? Okudum. Ben okuyayım herkes dinlesin o zaman. Sen oku canım. Çekiyor musun? Siz okuyun. Siyasi partilerin ve bağımsız adayların halkın huzur ve refahını bozmamak, yaya veya taşıt trafiğini engellememek koşuluyla önceden izin almaksızın yeri stand açabileceklerine bu konuda çıkabilecek uyuşmazlıkların çözümünde ilçe seçim kurullarının yetkili olduğuna Yüksek Seçim Kurulu'nun kararı var. Resmi gazetede yayınlanmış. Burada siyaset yapmayın. Burası tapuluma. Evet. Ben gidip de Manisa Spor'un standının olduğu yerde kursam gelin bana sorun. Evet. Söyleyin. Burası da Büyükşehir Belediyesi'nin de yetkisinde. Şehzade Belediyesi'nin yetkisi yok. Ona göre Şehzade Belediye Başkanı Sayın Ömer Faruk Çelik. Düzgün insansın. Adaletli insansın. Kanunun maddesi neyse yazın, imzalayın, sizin imzanız olsun, encümeninizin imzası olsun, getirin yaparız. Ama onun dışında hiçbir zorbalığı, hiçbir adaletsizliği İyi Parti olarak kabul etmeyiz. Bunu herkes bilsin. Vekilim uyarı yapıp bittiği rapor burada. Uyarı yaptıkları şey de bu. Şu metni okuyalım direkt. İmar kanununa göre. İmar kanununa göre burayı kaldırmak istiyorlar. Aykırı yapı olduğunu düşündükleri için. İmar kanununda bir yanlışlık varsa encümen karar alır. Bize 15 gün süre verir. Bir ay içinde kaldırırız. Evet. Mevzuat bu. Kimse burada zorbalık yapamaz. Kimse devletin adını kullanarak burada teröristlik yapamaz. Onun için arkadaşlar. Şimdi çok güzel evet. Konuştun. Biz de biliyorsun. Yani abi, biz şey konuşayım abi. Yani sen oruçluysan bak ağzımız konuştu. Tamam. Bunu oturup bağırarak değil oturup konuşalım. Konuşmuyorsunuz. Bir saniye hanımefendi biraz deminden beri. Sen sonra vidanı getirdin. Kamyonu çeksin. Bu uyuşmazlığı kim bakıyor? İlçe seçim kurulu. İlçe seçim kurulu değil. Ayın 14'üne kadar. Buyurun. Valilik bakıyor. Buyurun. İlçe seçim kurulu 14'ünden sonra. Hangi ayın 14'ünde? Nerede yazıyor? 14 Haziran'dan sonra seçim. 30 Nisan'da seçim başladı. Tamam. 23'üne kadar peki, ilçe seçim yani kurulu bakıyor. Biz de diyorum ki biz tutanağımızı tutalım. Tamam. Madem yıkmayalım. Tamam çok siz güzel söyledin. Siz de itirazınızı yapın. Tamam. Tamam çok güzel söyledin. Yani çok güzel söyledin. Çok güzel söyledin. Siz tutanağınızı tutun. Bu tamam başlayayım. Tutacağım. Ben mühürümü asayım. Siz tutanağınızı tutun. Siz de itirazınızı yapın. Biz ona bakarız. Yapalım. Ama bu arada çok güzel söyledin. Buna ya valilik bakıyor tamam. Ya ilçe seçim peki, kurulu bakıyor. Şehzadeler valilik Belediyesi bakıyor. Biz imar yönünden anlatıyorum. Biz baktık mı imar yönünden? İmar yönünden 32. maddeye göre biz mühür vuramazsınız. Hasan Bey eski belediyeci. O da imar yönünden bakıyorsa. Peki bir uyuşmazlığa valilik bakıyor mu? İmar yönünden bakıyorsan. Bakıyor mu vali bey? Bakıyorsan imar yönünden. Tamam. Yaz kanununu. Al encümenden kararını. Hasan getir bana tebliğ et. Ben kendi elimle sökerim. Mühürlemeyi de kararla yapacak. Bir saniye anlatayım. Ben onu diyorum. Bir uyuşmazlık var mı şu an? Evet. Var. Bu uyuşmazlığı çözecek kişi de şu an vali 14 Haziran'dan sonra Yüksek Seçim Kurulu, ilçe seçim kurulları. Evet. Yazalım yazılımızı. Bu insanlar burada yani. Yazın abi. Ama siz yazın. Ya senin müdürün diyor ki. Ediyoruz. Ama bir dakika. Ya, bir dakika.
beni hak ver. Müdürüm diyor ki iş makinesi çağırdım, gelecek yıkacak. Sen diyorsun ki aynı şey. Biz ben diyorum ki saniye. Karar biz, getirip tutayım. Biz baştan ama, beri aynı şeyi söylüyorsunuz. Hep bağırdığınız için biz buraya da geldik. Sen geldin. Tamam. Tutanağını tuttun. Tamam. Gittin. Yarım saat sonra yıkacağım diye geldin. Tamam. Yani bizim elimizde böyle bir yetki var mı? Var. Biz nerede ama var? Ne diyorum? Nerede seçim. Yüksek, nerede var? Bakın seçim olduğu için bunlar uzlaşma. Arkadaşım yok. Senin yetkin şununla sınırlı. Bakın imarcılar imar müdürlüğünün 32. maddesinde İmar müdürlüğündeki arkadaş getirsin, açsın şuraya kanlı okuyalım. Yani burada hiç bağırmaya çağırma. Vatandaş toplamaya gerek yok. 32. maddesinde diyor ki varsana kaçak yapı. Biz gelelim, geçelim. Tutanak yapın diyor. Biz tutanak yapın. Ondan sonra ben hesapladım biraderim o işleri. Ben hesapladım. Biz bakın size hesaplamayı. Ondan sonra diyor ki 15 gün içinde karar alınır diyor. Bir ay süre verilir diyor. Biz onu yapacağız. 24 Haziran'dan sonra biz çökeceğiz. Tamam. Yani siz burada gelip biz karşı karşıya yapacağız onun hesabını yaptık biz. O zaman onlar gelene kadar siz çıkın. Özel mi burası? Burada bir tornavida getirme insanı. Hani tornavida sende? Neyse. Araba getirdim. Hiç getirdiniz mi? Araba getirdim. Bir hürlemek için bu aracı getirmişler. Gösterin. Bir arabası. Burhan abi. Burhan abi ne yapacak? Bu bomba. Alkışlayın, alkışlayın. Şey, gelen varsa iki tane de Meral Akşener getirtirim makinede. Bayrak. Buradayız başkanımız, gençlik olarak. Görüyorsunuz mühür arabası. Sadece mühür vuracaklarmış. Mühürü vinçle vuruyorlar. Kamyon ve arkasında getirdikleri aletlerle vuruyor. Elleme burası tapınma. Bağırmayın. Elleme kapıda bırak. Devam et. Nereye kesiyorsunuz ya? Kim kesti lan bunu? Kim kesti? Kesin bunu, kesin bunu. Nasıl kesiyorsunuz ya? Nasıl kesiyorsunuz? Kesin bunu. Hayır. Gitmeyin. Geçin. 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 Geçin.
Kaç yıl olsun Erkan? Geçin. Yavaş bayım. Yavaş bayım.